Esselamu Aleyküm Ustazlar. Excel bu içeri demeli. Dislerini görüp çıkartken yani yine şöyle devam ettiremez. Birinci testimiz A1 ve B1 katakdaki 5 honorli sonlar teng bo'lsa A1 sonning ikinci belgisi aks holda bu sonlar kattasining uchinchi belgisini aniqlaydigan formulani ko'rsating. Agar deyapti 5 xonali sonlar teng bo'lsa, 5 xonali sonlar teng bo'lsa, ya'ni bizda aytmoqchiki A1 barobar A1 teng bo'lsa B1'ye. Bu şart kısmımız. A1 barobar B1 bo'lsa, demak, eslida birinchi şart keladi. Bir esli deb yozmaylik. Esli, demak, şart kısmımız A1 teng B1 bo'lsa, u holda deyapti bizda A1 sonining ikkinchi belgisini. Ya'ni bizda qandaydir bir A1'da son bor, o'shani ikkinchi belgisini ajratib olishimiz kerak. Bu uchun PCTR funksiyasi kerak bo'ladi. PCTR A1'ning ikkinchi belgisidan boshlab bitta belgi. İkinci bilgisini yani şungacha yozdik formulani. Aks holda deyapti, şu sonlardan kattasining uchinchi belgisini aniqlaydigan deyapti. Hop, buni javoblar bo'yicha emas, yana boshqacha qilishligimiz ham mumkin. Uchinchi belgisini aniqlashimiz uchun bizga PCTRda matn beriladi. Matn boshlang'ich o'rni va belgilar soni 3ta argumenti bo'ladi. Matnda endi bizda A1 va B1dan kattasi kerak bo'lganligi uchun max funksiyasini ishlatishimiz mumkin. Max A1 B1 va mana matn sifatida max A1 va B1dan kattasi nuqta virgul 3-chi belgisidan boshlab 3-chi belgini o'zi chiqishligi uchun men 1 ni yozishim kerak. Mana 3 bor. Xo'sh, mana shu ko'rinishda yozsak ham javob chiqadi. Ben bu narsani agar testda javoblar berilmagan yoki savol bo'lsa, xuddi o'sha uchun ishlatishimiz mumkin. Endi javoblarga qaraydigan bo'lsak, если A1 B1 PCTR A1 2 1, bu teng bo'lganda A1 ning ikkinchi belgisini chiqaryapti. Если A1 deyapti katta bo'lsa B1 dan. Ya'ni agar A1 B1'dan katta bo'lsa, A1'ning 3-chi belgisini, aks holda B1'ning 3-chi belgisini. Mana hozir bizda javobimiz A javob bo'ladi. A javobdagi formula yordamida ham keltirib chiqarib olishimiz mumkin. Chat qismimiz agar deyapti A1 katta bo'lsa, yani A1'ni çıkar, aks holda B1'nin 3-chi belgisini çıkar deyapti.
Bütün cevap A. لا والله بقى ما استاذ ده ikinci savolimiz sum A5-D5 formula natijasi 6 ga teng. Agar deyapti D5 katakchada qiymat 9 ga teng bo'lsa, Shreyas A1 A5 C5 formula natijasini aniqlang. Bizga aytyaptiki, birinchi sum A5 B5. Ya'ni A5 dan orasida 2 nuqta bo'lganligi uchun A5 dan D5 gacha bo'lgan barcha kataklarning yig'indisi 6 ga teng ekan. Mana bu kataklar yig'indisi 6 ga teng. Xo'p, nima yozib qo'yamiz? Sum A5 2 nuqta D5 teng ekan 6 ga. Ya'ni mana shu yashil bilan belgilab qo'ygan kataklarim 6 ga teng. D5 katakchada esa 9 qiymat turibdi, deyapti. 9. Va bizdan talab qilayotgan narsa Shreyas Shreyas A5 C5'ni aniqlang deb qo'yibdi. Shreyas o'zi o'rta arifmetikni hisoblaydi. Ya'ni mana shu ichida berilgan blokning kataklar sonini aniqlaydi va shu kataklarda berilgan sonlar yig'indisini bo'lishdan iborat. Ya'ni o'rta arifmetikni topadi. Aroq aytsak. Bizga hozir A5 dan C5 gacha bo'lgan kataklar soni kerak. A5, B5 va C5. Kataklar soni 3ta ekan. Hop. Yig'indisi. Shu kataklardagi sonlar yig'indisini 6 dan 9 dan ayirib topamiz. Nimagaki D5 gacha 6 edi yig'indi. D5 ga kiritilayotgan sonimiz shulardan bittasi 9 bo'ladigan bo'lsa, yig'indidan 9 ayirib tashlasak, javobimiz bizga A5 dan C5 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi kelib chiqadi. Demak, -3. O'rta arifmetik. Demak, yig'indini yig'indini qo'shiluvchilar soniga nisbat edi. Qo'shiluvchilar soni.
Nerede yığındığımız anık koşulu uçlar sonu, kataklarımız sonu uçtayken öte arifmetikimiz bize kendik ten bölgede minus 1'ge. Minus 3 ne? Minus 3 ne bölsek 3'ge ten bölgede minus 1'ge. Savollar bo'lsa istama ustozlar. Hop, kenge testimiz. A1 katakçada. A1 katakçada. Ostat minus 23. A1 teng ekan. Ostat minus 20 u 13. Oldingi darsda ham bu narsa haqida to'xtalib o'tdik. Manfiy sonni musbat songa bo'lgandagi qoldig'imiz. Neyse. 13'ten 13'ten 20'ni 13'ye bölgende kaldığına ayırışımız gerek. Yani 13 ayrılgen böyle de stat yigirmayı 13 yigirmayı 13'ye bölgende kaldığımız 1 butunu 7 kaldık. 13'ten 7'ten ayıradigan bo'lsak. 6 bo'ladi. A1'daki sonumuz 6 ekan. Endi A2. A2'daki sonumuz nechi bo'ladi? Anlaştırdım. 16. Ya 16 bilmese gerek. Burada da delestere de gene arzamız tutuyor. İki bölüyordum. İki mi üç mü? Yine kimde cevap var? Çok kız kuşu 7. Demek ki bir de delestere uzunluğu. Matinin belirler sonu kere yüzüge. 2, 2. Hoş. DLSTR. 9 plus 7. 2 çıkar. Bu, agar ana bu yerda qo'shtirnoq bo'lganda edi,
Demek kaç tırnağı bölgende? Cevabımız 3 çıkardı. Neticeni hesaplamazsan matın sıfatı görüp bütün kuskuşu gitti. Lekin azımızda da hiç kendine kaç tırnağı belgesi yokluğu için 9 gitti, kuşa da 16 ve 16'nın bilgiler sonunu hesaplayırız. Bu 2 iken. B2'de 3 bir bar. B2 beraber 3 bir bar. Bir barın kıymeti hazırsa anıqlaşmamız gerek. Eğer o bir de şart kısmı Şart kısmımız demek mürekkep şart belirleyen iken kaydı Biber köpeytirilgen A1 ayrılgen A2 kiçik bölse 32'den ve A2 köpeytirilgen Biber B2 kiçik bölse 256'dan. Bana şu kısmı şart. Bize uçun şart kısmımız. Eğer şu şartımız rast bölse Şu şartımız rast bölse bize de B2'nin kvadratı minus A1 bacarılsın. Aks halde ise B1'nin kvadratı minus A1 bacarılsın. Ve kaysi cevabda B1'ye kırtılıyordukken sollarını Yığıntısını anıqlaşımız kere 219 çıkadigan bölüş kerek. Yani netice 219 bölsün. Şimdi faraz kılamız. Şartımız rast bölgende. Şartımız rast bölgende. Demek bana bu kısmımız bacarılış kerek. Şartımız eğer yalğın bölgedigen bölse bu kısmımız bacarılış kerek. Şartımız yalğan üçün, bu ise şartımız rast bölgen üçün. B1 ham B2 ham normalim. Biz onların yığıntısını anıqlaşımız gerek. Şimdi şart kısmını bacaramız. Hoş. B1'ni x de bilsem. X. Köpeytirilgen A1'nin kıymeti 6, ayrılgen A2'nin kıymeti 2, küçük 32'den. Yani 6x-2 küçük 32'den böldü. X topada gelmesek 6x küçük bölgede 34'ten. X topada gelmesek bundan. X'imiz küçük 34 taksım 6. İkinci dinlemesi, yani ikinci dinlememiz. A2'nin örneği, A2'miz ne içeri bize de? 2. Küpeytirilgen B1'imiz x getin. Ayrılgen B1. B2. Ayrılgen B2. B2'de yazılgendeki 3 küpeytirilgen B1. Yani 3x bölgede oldu dinlememizde. Hop, küçük deyip de şuna 256'da.
Minus x katta 256. X katta minus 256 dem oladı. X 256 da minus 2 ve x'imiz katta burada minus 256 da. Hop. İkala şart ham rast bölüşü için bize de x'nin kıymeti minus 256'dan katta ve 34 taksım 6'da sadalaştır faylik 5 bütün 4 taksım 6. Doğru çayç. Şu aralıkta 2 son bölüş gerek. Şartımız rast bölgende değil mi? Bana bu yaşılımdan belirleyenim 219'ya teng bo'ladi. Ve albatta topilgan kıymetler yani şu aralıkta tegishli bo'lishi şart. Yani bu anıxuddiki aniqlanish sohasida. B2'nin kvadratı minus neydi? A1. B2'nin kvadratı minus A1. Hoş, B2'nin örneğe 3x koyamam. X'nin kvadratı X'nin kvadratı minus A1. A1'nin kıymeti bize de 6'ya teyge. Teng bölüş gerek 249'ya. Hani indi dinlemeni yana becerimiz. 9x kvadrat 9x kvadrat barabar bölgede 225. Baba açıp çıkmasın gereken. Bundan beceredigen bölsek. Cevablarına kıyamıza. Bunu beceredigen bölsek. On beş taksın üç boladı damla. X. Ya x 15 taksın üç yine bir de cevap bu da. X barabar plus minus 15 taksın üç bölüş. 15 taksın üç bir işte. Bir işte. Bir işte. Bir plus minus 5. Topilgan kıymet şu ikala aralıkka tegishli. Kanatlandıradı. Yani şartımız rast bo'ladi. Plus minus 5'te. Lekin yığındısı 0 bo'ladi. Bize de ahir icabda yığındısınız gereken. Hop, kengisini yan bacaramız. Bunda yan kudu kandaydır bir cevap çıkardı. Lekin onu yan cevabı barbar 0 bölüş gerek. Hop, B1'nin joyiga x'nin kvadratı minus 6 barabar 249. X kvadrat teng bo'ladi. 225. Bu 15 çıkar ekan. Hop, 225 x barabar plus minus 15. 15. Hop, endi mana shu yerda sonimiz bizga 5 butundan katta bo'ladigan bo'lsa şartımız yolg'on bo'ladi ve mana şu narsa B1'nin kvadratı minus A1'ni bajaradi. Yani plus minus 15'te plus minus 15'te plus 15'te bu narsa bajariladi. Minus 15 lekin mana bu oralıqda bo'lganligi uchun yani 5'ten küçük ve minus 256'dan şu aralıkta bölgeliği için bu rast kıymeti kaytaradı. Ve yani minus 15 bize için yetim bölmeydi azı. Ece oyunu adaştırdım. Minus 15. 15'te bana hazır formülanın özünü Excel'e yazıp çekiştirip görelik. Thank you.
Nimas xato bo'lib edi. Sertan to'liq yozmagan ekanim. Ha? Bilmayman. Xo'sh, qiymatlarimiz endi. A1'da 6, A2'de 2. B1'ge yazışımız mümkün böse. Hoş, ney? Minus 5 kırptım, 249. Minus 5 kırptamız, 249. O, kendi kıymatımız? 15 idi. 249 minus 15 kırtken de bana 2019 çıktı. Demek az bize de cevaplarımız B1'ge bölüşü mümkün. Demek 5 minus 5 ve 15 bölüşü mümkün. Minus 15 ana atlantmaydı. Hop, yığındısı ise 5. 5 koşulgen minus 5 koşulgen 15. Cevabımız 15 beler iken. Hocam albatta şart kısmını hem tekşirip görüşümüz gerek böyle adı. Yok ki bu masa to'g'ridan to'g'ri tengsizlikni bajarmayman deydigan bo'lsalaringiz, ikkala mana bu yerda yozib ketay. Ikkala mana bu rost hamda yolg'on bo'ladigan joylari uchun 219 ni qo'yib ko'rib, B1 ga qo'yish mumkin bo'lgan sonlarni aniqlab olishlaringiz kerak va topilgan qiymatni yeslining shart qismiga aytib qo'yishlaringiz kerak. Şartımız demek rost bo'lsa B2'nin kvadratı minus A1'dan çıkadigan cevaplar bo'lishi kerak rost bo'lishi uchun. Yolg'on bo'lishi uchun demek B1'nin kvadratı minus A1'nin o'sha narsa bo'lishi kerak bizga. Men bajarganimda hozir yerda birinchi navbatda yechimlar oralig'ini aniqlab oldim. Qaysi oralig'da yechim rost qaysi oralig'da yolg'on bo'lishini va topilgan javobni o'shanga qarab tahlil qildim. Savollaringiz bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin. Kengisi. A1 katakdagi matnda kamida 2 harf bor. Demak, kamida 2 harf bor ekan. Shu matnda 2-chi marta uchragan A harfini matndagi o'rnini aniqlovchi funksiyani formulani ko'rsating. Xo'sh. Nighty funksiyasi bizga kerak bo'ladi. Nighty ni ishlashi. Demak, nighty qadrlayotgan matn. Undan keyin 2 nuqta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana bu nighty degani nima qilish bo'ladi shunda? Qidirish. Qidirish, qidirish. Demak, matn. Matn va o'rni. Matn ichidan qidirilayotgan matnni qidirib topish vazifasi shu.
Ana bir yerde törmüşe kaos kaldım. Bunu yazsa gen böyledi, yazmasa gen böyledi. Ana azı bitti. Ne etti? Hoş. Ana. Otayı bol. Haber. İki. Bu ne demek yani? Haber matnının içindeki haber ketek içinden içinden anı kıdırada anı kıdırada ve haberin ikinci bilgisinden başlap. İkinci bilgisinden başlap. Aytaylik haberge Ahmet sözü kirtilgen buysa misal için Ahmet sözü kirtilgen diye çeki olsun. Bayık. Demek. Hoş, bize de aytil yaptı ki bana bu funksiyonu bir koyup olamız. Haberning ikinci bilgisinden boşlap A harfini kıdır. Yani azı bize de NIT'de kıdırış üçün nimalar imkaniyat kaldı bize de Haberni örneğe Ahmet sözümez ikinci bilgisinden boşlap bügelliği üçün neden başlayalım? Önemli önce ilgi demeyim size hemat böyle adı. Hemat. O da şu görünüş ki geldi. O da bu misalımızda haberge kırtılgen sözümde ikide A ve birinci harfi o, A bögelligi uçun B cevap doğru böldü. Lekin bu aslında hususi yeçim. A cevap örte deyem gelişimki ikelesi yani. Başka görünüşte bu halette hata işi netice beradı. Bu cevap emas. Bu hata böldü bana bu. Hümet sözden A harfinin turgan örnü bir, iki, üç. Ahmet sözü üçün indi Türk degen cevap çıkardı bize de. Bu için başka söz büyüse. Deylek kanaka yine. İki tarif var sözle dayatıyla. Nazira mı? Nazira. Bu narsada birinci A harfini turgan örnini aniqlab olishimiz kerak. Hozir bizda A harflar turgan joylari ikkinchi hamda 6 mi? 6-chi o'rinlarda turibdi. Birinchi qiladigan ismimiz, demak, birinchi keladigan A harfini o'rnini aniqlab olish. Ya'ni birinchi keladigan A harfini o'rnini aniqlashimiz uchun biz birinchi o'rindan boshlab qidirishimiz kerak. Nightning vazifasi, demak, faqat birinchida kelgan A harfini, aynan A harfini emas, qidirilayotgan matnni aniqlab berish. Birinchi o'rin qo'ysagan bo'ladi, qo'ymasagan bo'ladi bu narsa. Ustoz, hozirmi bu nightingni chiqarish uchun qanaq qildingiz? Informatikani endi dars beryapman, uncha tushunmayman shunga. Nighting chiqarish uchun hozir qanaq qilib chiqardingiz? Oldingisini belgilaysiz. Kapiravat degan narsa bor. Mana kapiravat klaviaturadan ketirilsa bo'ladi. Kerakli joyga qo'yish uchun ketirilmayni bosasiz. Keyingi vazifamiz endi ikkinchi A harfini olishimiz uchun
birinchi aniqlangan joydan bitta keyingi, ya'ni mana shundan shu topilgan qiymatga 1 ni qo'shib turib keyingi, demak, belgisidan boshlab qayta qidirish deb qo'yaman. Ya'ni qanday bo'ladi bu? Nayti ani qidir A1ni ichidan faqat boshlang'ich o'rni oldingi, ya'ni oldingi mana birinchi belgidan boshlab bitta keyingisidan, mana plus 1 qilib qo'yaman. Aytaylik, 3-chi belgi 2-chi belgida turibdi. Nazira so'rida 2-chi belgida A harfi turibdi. Mana bu o'sha narsani top beradi. Nayti 1 bo'lsa bu 2-chi belgisini top beradi 2 ekanligini. Bizaga keyingi A harfi kerak bo'lganligi uchun endi 2-chi belgi bilamizki A 3-chi belgidan boshlab qidirishimiz kerak. Shu uchun nayti A1 1 ga yana 1 ni qo'shib turib nayti A1 birinchi A turgan o'rga o'ringa 1 ni qo'shdim. Va yana shu joydan boshlab qayta A'ni qidir degan buyruqni berishimiz kerak. Mana shunda kerakli natijaga ega bo'lamiz. Ya'ni 2-chi A'ning turgan o'rniga. Va bunday javob qaysida berilgan ekan? Mana A javob. Ajallar qanoatlantirmay javoblar. Savollar bormi? Yo'q, tushunarli. Kengi funksiyamı misolimiz A2'da 7, B5'da 4, C1'da 9 ve C3'da 5 ga teng bo'lganda this wish system yesli. Demak funksiyaning natijasini aniqlashimiz kerak. O'rnidan 16 likka o'tkazish. Aha. To'g'ri, minlikdan 16 likka o'tkazib beradi. Yazıp koyalım hemasını. Kiritilgan sonni ve 10'likden 16'lik sana sistemasiga o'tkazadi. Xo'p. Endi ichida qanday son borligini aniqlashimiz kerak ekan. Bu uchun mana bu qismini bajarishimizga to'g'ri keladi. Yeslini o'zini yana ochib chiqadigan bo'lsak, bu yerda ili shart qismi kelyapti bizda. Nuqta virgulgacha mana bunisi rost bo'lganda bajariladi, faktor esa yolg'on bo'lganda bajariladi mana. Bajariladi. Demak, bu shart qismi bu rost bo'lganda bajariladi, rost bo'lganda nuqta virgul bo'yicha ajratib chiqdim. Agar tagma-tag yozdim, bu holatda ishlamaydi o'zi. Nuqta virgullari bo'yicha ajratib chiqdim. Demak, yolg'on bo'lganda. Biz aniq, ya'ni ilini bajarishimiz kerak. Birinchi navbatda shart qismini bajarib olamiz.
Şart kısmımız boş. Ne var böyle adar? B5'te. B5'te 4. C3'te 5. A2'de 7'de 9. İlinin vazifesi mantıklı ki kuş getiriyor ki adı. Mantıklı kuşuş. Şart kısmında kemide bir tane rast bölse neticemiz rast çıkardı. Ve tört gette bir işten. Yalan. Yalan. Gitti küçük dokuzdan. Rast. Ve rast. Bunun rast. Neticesi bize de rast çıkar iken. Rast. Rast çıksa demek faktörünü becermeye diyor. Fakat probabilitesini bize hesabla bir arada. Küp etme. Evet, tahta internetten yazıverdi. Tekrar yazdığım şekilde. A2 7 9. Doğru yazıyorsa. Yani şart kanıtı hata gitken mi neyim ben de? Proizvet A1'den C6 geçe bugün barcaya çekelerinin küp etmesini anıqla bir adı. O da bir de cevabıma çıkardı şimdi. Hamasını küp etip bayağımız A1'den başlayıp C6 geçe bugün barçasını küpe ettirişimiz gerek. Küpe ettiriş gerek. 28. Beş, altı. Az belli bol çiz koyayım ki. A1'den C6 geçe. Mana şu yerdeki barchayı çekelerini hamısını kıymetler küp aytırlar. Bize de A2'de 7 var. B5'te hani B5'te 4 var. C1'de 9 var ve C3'te 5 var. C3'te 5 var. Excel'e alıp taşıyayımız. Va yana nima kerak edi bizga? Price weight. Bo'sh chekalarning qiymatini hisoblaydimi yo'qmi bizga? Price weight'da. Nima deb o'ylaysiz shuni? Mana hozir belgilanibdi barchaga chekalar. Qolgan kategoriyalarda son yo'q. Yo'q. 0 deb oladimi yo'qmi? Oladi, 0 deb oladi. Ben 260. Galiba olmaydı. Son yazsak küpeytirip gidiyor adam. Yani 2 yazsam misal için küpeytir adı. Lekin küçük kaçasam. Kaçan ki price rate soblaydı. Hakikaten 0 diye yazılgen buysa. Özümü de yazsak olalım. Bir tane yok. Evet. Aha. Şunali. Başka fonksiyonları var. Ula da doğru. 0 deb olib ketadi. Lekin ko'paytmadan unaqa emas. Proizvet barobar bo'ladi. 7 4 5 9 ga 1260 chiqdi.
Ola misalimiz javob emas ku aytganday. Endi buni 10 ga 16 lik o'tkazdik. 10 likdan 16 likka o'tkazishimiz kerak endi shuni. 10 likdan 16 likka o'tkazishimiz ham kerak. Xo'sh, 1260 10 likda berilgan, shuni o'tkazishimiz kerak 16 likdagi songa. Bu uchun 16 ga bo'lish usulidan foydalanamiz. Sonni ketma-ket 16 ga bo'lib boraveramiz va hozir bajarib olay. 3 qoldiq. 4 4 YS. Cevap 4 YS çıkar iken ahirge cevabımız. Bunu cevabın eşi. Hop, kengi misal. Excel 2000 önünde deyipte. Eğer A1'da bunu yanta becerdik. Hazır becerdik. Bunu becerdik. Evet, işte. Microsoft Excel 2016'da mumnoş abar maydonda nechta katak joylashgan? Bizaga savolda, demak, mumnoşning vazifasi yo boshqa narsa emas. Mana bu yerdagi blokda nechta katak borligi haqida savol berilgan. Endi bunga yaxshilab e'tibor qiladigan bo'lsak, ba'zi joylarda nuqta virgul, ba'zi joyda 2 nuqta qo'yilgan. Men nuqta virgul bo'yicha ajratib olaman mana. 2 ta blok bor ekan ichida. A1'dan B3 geçe ve C4'dan D6 geçe. İki nokta bölgeden böyse dan geçe. Yani o şey kayıstır kıymet bölgeden böyse o şeyden A, B, C, D. Hoş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A1 geçe ikeden to B3 yacheyka geçe. Hammasi olinadi. Hammasi olinadi. 6 tek. C4'ten D6 geçe. C4'ten D6 geçe. 6 geçe. Bayanız. Memnun. 2 nokta ise şularını aytaylik birleşmesi desek ham bo'ladi. Qo'shishdan hosil bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak buni 12 yami 2 ta bo'ladi. 12 bo'ladi. Lekin javoblar ham bir ajoyib qilib qo'yilgan ekan. Hozir. Ajoyib to'g'ri kelmaydi. Katak. ABC. To'g'ri kelmaydi. Yo'q. 12 ta katak hozir. Javoblarni pastga yozib, bitta-bitta tahlil qilamiz yana. Cevap tam doğru kemiydi. Cevap 6. Celoya 11 butonundan 7. Buton kısmı. 5. Buton 11. 11. 12 yem çıkarttı. 12 çıkardı. Bu yaklatla basak. Yaklatlasak. Ya o zaman bize yaklatlayın. 11 çıkardı mı? 12 çıkardı mı? 12. 12. Korkma öyle. Etkiler yaz burayla. Hoş. Kengisi. Astad minus 29, 20. Minus 29, 20 gibi bölgende kalırsınız. 9. Ustaz, az Astad de gene kaldığını kaldık mı? Kaldık. Kaldık. Yeni kaldı 20'de. 11 mi? 11. Astad 11 çıkardı Ustaz. 11 çıkardı. 11 çıkardı. 11 qana qilib chiqardingiz ustoz? Kechirasiz. 29 ni 20 ga bo'lib, 20 dan o'sha 9 da ayirdik. Mana shu yerda
Kechagi darsda ham aytilganda, bu yerda ham yotdim. Manfiy sonni musbat songa bo'lganda, musbat sonini, ya'ni o'sha 20 ni 13 ga bo'lib turib, chiqqan javobni qoldig'imizni 13 dan ayirishimiz kerak. Bunda ham xuddi shunaqa. 29 ni 20 ga bo'lganda qoldig'imiz 9 bo'ladi. Musbat son haqida aytaman, 29 deb. Keyin chiqqan javobni 20 dan ayirishimiz kerak, ya'ni bo'luvchidan. 20 dan 9 desak 11 bo'ladi. Ayrilgan. Sinakning vazifasi ishorasini aniqlash. Agar usta, sana bu 20 bo'ladi bunda. Sinakning vazifasi -1 bo'ladi. -1. -1. Javobimiz 12. 12 ham 12 chiqdi, ajoyib-a? Juda. Demak, biz 11 bo'ladimi yoki bejo? 11 bo'lardi o'zi. Ko'ramiz xayosi. Butun qismi kerak bizaga. Dada 12 hozir maksimum. 12. Dilnoza usta. Yana 12. Maytiring. Minimum ham 12. Yo'qda ham 12, 27. 24. 24. 24. Mana bu 11 bo'lish kerak edi. 11 butun sonda. Sajob. Javob C. C, ha, tushundik. Shirkish idorga. Kengisi, Excel 2016 dasturida A1 A1 diapazonda 1-dan 10gacha natural sonlar mos ravishda kiritilgan, ya'ni tagma-tag kiritilgan ekan, D1da bo'lsa natijasi nechaga teng bo'ladi? Adam bayrada A1'dan A1'ın geçebilen sorular bize gel. Ne için gerek? Formula gelseydi var kıladırken bir şey hazır. A1 yok ki A1'dan başlanırken A1'ın geçebilen bir orta bir geçeyken projet yok. Nasıl bize gel? Gereken bölmede. Sumni vazifasi yig'indisini hisoblash. Nuqta virgul bilan berilgan bo'lsa, demak shular o'zini bajarishimiz kerak. Yig'indisini qo'shib beradi bizaga. Ana. Y12 ni qiymati 6 bor. Bu yerda 6. 6 kerak 4. 24. D12 ning qiymati bizada 4 berilgan ekan. 4 kere 2 mi? 8. 8. Bana şu 4 de sonunda yığındısını hesabla bir adı. Böyle de cevap çıkardı nasıl bir şey. A1, A10 çalgı düşünün verilgen mi? Evet, çıkarken. Ne böyle de oldu? Bize kere gen bir gün yok. Onlarsa, bilmadım ya başka savallı başlayıp durup, kengisi götüp gitgilgen mi? Nemadır bir gün şekilde de? Ya cevap var o kırığı yattı. Ya, bana bunu aytaman. Belki başka savallı başı böyle durup ten yazılgen mi nedir? Bilişim konu. Kengi Katar götemen de kengi saval götüp geçişle böyle adı ki. Cevap ne çıktı? Yetti. Nabiyada yaxshi savol berilgan. D1 ketagini D2 ketakka nusxalansa, D1 va ketaklarda hosil bo'ladigan sonlar yig'indisini aniqlang. Nusxalash demak, bitta son o'zgardi, ya'ni har bitta yechaykamizning bittadan son o'zgardi, bittadan oshtirsak kifoya ekan.
B, C, D. Bir, iki, üç, dört. A bir de dört. Dört. A iki de minus beş, minus on iki, sekiz verilgen ve C bir de matematika, kibernetika verilgen eken. Birinchi navbatda D1ni o'zini hisoblab olaylik. D1ni qiymati qanday chiqadi? ABC. ABC A1ni o'rniga hozir qiymatlarni yozib ketaveraman. 4. Tursin. ABC 4. A1ni qiymati 4. B1ning qiymati bizda minus 12. Minus 12. C1'nin kıymeti? Matematike. 10. Matematike bilgisini birinci bilgisinden başlayıp ikide bilgisini kesip al degen. BCTR'nin vazifesi demek bilgilerini ajratib olish. Ve onu uzunligini aniqladi yoptu. Demek bu 2 ga teng bo'ladi. 2 ga teng bo'ladi. Ha bo'ladi. Demek bunun cevabı olmaydi. Yozib olaylik, shuni yozmaylik. Aytaman. Qo'shtirnoq nechta bo'lishi kerak edi bular? Endi 8 8 4 dan 12 ni ayiradigan bo'lsak minus 8 va uning qiymati 8. 8 qo'shib 2 barobar 10 bo'ladi ekan. Endi birdagi qiymati. Yo, hali bu sey javob. Ha, javob emas. Biz D1ni o'zini hisobladik. Endi D2 katakka nusxalansa qanday natija berardi? Ana shu formulamizni D2 ga nusxalashimiz kerak. Birinchi. Endi qiladigan ishimiz yana. Demak D2 bo'lsa, ya'ni sonimiz yechekamizdagi sonlarimiz bittaga ortdi. Nisbiy murojaat bo'lganligi uchun bu ham o'zgaradi, bunisi ham o'zgaradi va bu ham 2 ga o'zgaradi. Agar birortasini oldida dollar belgisi bo'lganda esa u o'zgarmay qolar edi. Aytaylik mana bu yerda dollar 1 bo'lganda bu o'zgarsiz qolar edi. Dollarlarimiz hammasi harflar oldida bo'lganligi uchun u o'zgaradi. A2'nin örneği indi. Formulanı D2'nin nüshasını aldık. A2'nin örneği kıymetlerini koyup çıkışımız gerek. A2'miz minus 5. Minus 5. 8. PSTR. Bu narsani hisoblab o'tirishimiz şart emas. Yani hozir PSTR birinci belgiden başlayıp ikkita belgiye ajratib oladı. 2. Ve yana 2 çıkadı bu. Hemen şunun örneği doğrudan doğru 2'ni yazıp koyamam. 8'den 5, 3. 8'den 5'e ersek 3. 3, 2, 5. 5. Bize de aytayapti ki D1 plus D2'ni hisoblang degandi. Ön koşu 5'imiz, ön 5 bo'ladi. D1 va katakalarda usul bo'ladigan sonlar yig'indisini toping. Javobimiz ön 5 bo'lar ekan. Tushunadi.
Şu oxirgi misolimiz. Ukrul. Yaxlatlashi. Ukrul. Aha. Ana bu yerda akrugulning nuqta virgul va nol berilgan, bu virguldan keyingi xonalari necha xonagacha yaxlitlab chiqarishi. Hozir nol qo'ygani bu butun songacha yaxlitlar, ya'ni mana bu birlar xonasi bo'yicha yaxlitlar degan. Agar bir bo'ladigan bo'lsa, bu o'ndan birlar xonasi bo'yicha yaxlitlash kerakligini bildiradi. Buni qiymati demak hozircha 56 tir yozib ketaveramiz. Not hamda nok. Nok ikuk, not esa ekub. 6 va 15 uchun ekub kerak bizaga. 6 va 15 ekubni topadigan bo'lsak 30. Yo'q, ekuk. Ekuk 30. Mana bu yerda k bo'lsa ekub o'zimiz ekub bilan bir xil. Ekub. B deb bo'ladi. Ekuk 30 bo'ladi shunda. Xo'p, 30. Qo'shilgan. 50 va 75 uchun ekuk 25. 5. 5. 500 bo'ladi. 500 emasga bo'linadigan son 5 ta. Eng kichik bo'luvchisi degani 5 bo'ladi. 5 bo'ladi. Eng katta umumiy bo'luvchi. Eng kichik emas, eng katta u. Ya ustoz, shunda ham bor 5 bo'ladi. Qarang, 75 turib paytuvchilarga, 75 turib paytuvchilarga ajratsak 5, 25 yana 5 bo'ladi. Keyin 50 ga turib paytuvchilarga ajratsak 2 ga bo'lsak 25, 2 ga bo'lsak nima? 25 2 ga bo'lmaysiz, 5 ga bo'lasiz. 5 ga bo'lsak ham 5. Ikkalasida ham borni olamiz, B'ni topish uchun. Xo'p. Shunda 5 bo'ladi. 5 ning kvadrati bo'ladi. 5 ning kvadrati bo'ladi-da. Mana. 5 ning kvadrati bo'ladi. Mana formulasi. Har ikkalasiga ham umumiy bo'luvchi bo'lib qolyapti. Eng katta. 25 u aniq. Xo'p. Va plus A1 ning qiymati. A1 bizda necha berilganda? A1 56 edi. Qo'shuv 56. C1ning qiymati 55, 55, 56. Mana yetta ayru ekan. Ha, bu ayrish. Ayrish. Xo'sh, 5 56 ga 5 qo'shadigan bo'lsak 60. 61. 61. A2. A1 plus B2. O B2'nin özü ise A1 ve C1'nin en kiçigiden. A1 ve C1'nin kiçigi. Yani bir de kiçigi anıqla bulduk. 56 ve 61'ligini. B2'nin kıymeti şimdi 56 getirin böyle adı. Bunu kim getiriyor ama şimdi? Va yana nima hisoblashimiz kerak? Mana buni hisoblashimiz kerak. Qaytarishmi? A2 ning qiymatini endi hisoblay olib bilamiz. 56 plus B2. A1 plus 56 bo'lishi kerak. 56 qo'shib 56 barobar 112. Bizda B1 yo'q, ha? Yo'q. Xo'sh, A2 C2 blok asosida gistogramma tuzildi. A2 katakka mos gistogramma qismi B2 va C2 kataklarga mos gistogramma qismlarining har biridan 2 marta uzun. Shulardan kelib chiqib
Weber ketagidagi qiymatni aniqlang va quyidagi formula natijasini aniqlang debdi. Xo'p, gistogramma bu diagrammaga o'xshab ketadi. Ya'ni aytaylik. Xabarda mana shu bo'ladigan bo'lsa, B2 va C2 dan 2 marta uzun. Ya'ni mana bu ko'rinishda. A2'miz deyapti, B2 va C2'dan 2 marta uzun. Ya'ni qiymati undan 2 marta katta bo'lsin deyapti. Endi. Ete yozamiz. A2 barobar 2 ko'paytirilgan B2 ekan va 2 ko'paytirilgan C2 ko'rinishiga teng ekan. A2'miz o'z 1/12. B2'mizni qiymati 56 haqiqatdan qanoatlantiradi. 2ni 56 ga ko'paytirsak 1/12 chiqadi. Xo'p, endi C2ni shunga qarab aniqlab olamiz. C2ning qiymati 56 ga teng ekan. Ya'ni mana bu yerda e'tibor qaratgan bo'lsak, B2 hamda C2 chiqish kerak. Teng bo'lishi kerak. Xo'p, teng ekanligidan, teng ekanligidan bu gistogrammadan kelib chiqdi buni tengligi. B2'nin o'rniga 56 ko'paytirilgan B1'ni qo'yadigan bo'lsak, B1'ning qiymati o'z-o'zidan 1 ekanligi kelib chiqadi. B1 56 edi. Mana C2'da B2'ni B1'ga ko'paytir degan formula berilgan. 56 chiqishini gistogramma orqali topdik. B2'ning qiymati 56 bo'lsa, mana bu yerga 56 ni ko'tarib qo'ysam, B1 o'z-o'zidan 1 ga teng bo'ladi. Endi bemalol natijani hisoblab olishimiz mumkin ekan. 1 chiqsa. Demak, korent kvadrat ildiz A1 ning qiymati. Xo'sh, A1 qanday turdi-da? 56. C2 ning o'rniga C2miz. Xo'p, C2 56. 12. Korendan, demak kvadrat ildizdan 1 chiqadi. Bu narsa bizga kerak emas. 1 ga ko'paytirsak hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Hisoblashda endi hozir 4 ga 56, 9 ni 56 ga ko'paytirib hisoblashimiz mumkin yoki 56 ni umumiy ko'paytirib hisoblasak, tashqariga chiqarsak 56 ko'paytirilgan 13 bo'ladi. 56 ni 13 ga ko'paytirsak, xo'p 8. 2 7. 228 kelib chiqar ekan. Gistogrammadan A2'ning qiymati B2 va C2'den 2 marta bundan B2 barobar C2 kelib chiqadi. Savollaringiz bo'lsa, marhamat. Attestatsiyada shunaqa savol ham tushadi, ustoz?
Tushadi. Attestatsiyaga tushgan savollardan ko'plab iloji bo'lsa sizlarga harakat qildim ko'plashga. Oldingi o'quv yillarida tushgan savollardan. Ancha vaqt oladigan masalalar ekan. Bera batafsil yozib ko'rsatilgani uchun vaqt ko'p oldi, lekin o'zingiz bajarganda tez chiqadi. Hisoblash ko'p vaqt olmaydi. Bu uchun funksiyalarni albatta yaxshi o'rganib chiqish kerak masalan. Regelda bor yo'g'i 400 ga yaqin 400 dan ortiqroq o'z funksiyasi bor.